Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de gerçekten çok efsane bir şey yapacağım. Çok gaza geldim. Neden gaza geldiğimi açıklayayım arkadaşlar. Çünkü 90'lık bir oyuncu çıkardım ben bir videoda. Ve o videoya sizden tam 3500 like geldi. Yani arkadaşlar ne demek oluyor? Siz beni gaza getirdiniz. Like'larınızla arkadaşlar. Ve gaza geldim ve bugün çok efsane bir şey yapacağım. Gerçekten bayağı riskli bir şey yapacağım. Umarım güzel bir şey olur. Ve arkadaşlar like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 4000 beğeniyi geçmeyi bekliyorum bu videoda sizlerden. Çünkü efsane bir oyun çıkaracağız. Ve hala kanala abone değilseniz, yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Gerçekten mükemmel bir video var. Çok güzel bir video. Hemen abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açın ki videolardan haberdar olun. Ve bazen de sahura kadar yayınlar falan yapacağız. Onlardan da haberdar olmak için siz de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım o zaman şimdi sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Hemen ne yapacağımızı açıklayacağım. Hemen önce bir takımıma gireyim arkadaşlar. Öncelikle açıklamalı bir şekilde konuşalım. Neymar, Ivan Cavaleiro, Fernando Torres, Özcan Ali. Arkadaşlar siz yani yorumlara şöyle yazın abi. Bu kadrodan çıkmasını istediğiniz birkaç tane oyuncu yazın. Ya da bir tane oyuncu falan. Ben de arkadaşlar en çok beğendiğini yavaş yavaş kadrodan çıkarıp yerine yeni oyuncular almaya çalışacağım. Mesela arkadaşlar benim kadroda sevmediğim oyuncular Özcan, Fernando Torres ve Ivan Cavaleiro. Ivan Cavaleiro'yu gerçekten çok isteyerek aldım. Özelliklerini de çok beğenerek almıştım. Ama son zamanlarda beğenmiyorum. Neden bilmiyorum. Hızı hariç yani genel olarak çok kötü. Driblingi falan da hani 102 olmasına rağmen hani ben çok kullanamadım, çok beğenemedim. Fernando Torres bitiriciliği falan harika olsa da hani daha yüksek olması gerekiyor. Ben de buna boost basacağım ama bunun yerine efsane bir oyuncu çıkartırım. Ona boost basarım dedim. Belki çıkartabilirim efsane oyuncu arkadaşlar. Bugün işte o usta oyuncuyu çıkaracağız arkadaşlar. Gerçekten o videoya dünkü videom, ondan önceki günkü videomu ne? İşte 90 Keita çıkardığım video. Ona 3500 beğeni attınız ya arkadaşlar. Gerçekten gaza geldim. Gaza geldim ve efsane videolar yapacağım. Efsane bir video yapıyorum zaten şu anda. Burada mıydı? Karakör kuruma görebilirimde miydi? Bir dakika ya. Galiba buradaydı. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bayağı bir gaza geldim. Ve Messi, Muhammed Salah, Ben Yedder'den birisini çıkarmak istiyorum. Bir Ben Yedder'in özelliklerine bakalım. Yok ya abi Ben Yedder de çıkarmayayım. Vallahi billahi çeviklik çok düşük ya. Bana Messi çıksın abi. Yemin ediyorum Messi çıksa var ya efsane olur. Mükemmel olur. Yok böyle bir şey olur yani. Gerçekten abi muazzam olur ya. Daha ne isteyebilirim? Messi çıkar mı bilmiyorum. En yüksek oyuncu zaten bu. En zor çıkan oyuncu da Messi. James asla çıkmasın ya. James. Ama James çıkarsa da belki kullanmam ya abi. Gerçekten yani Dele Alli'yi hiç beğenmiyorum ama 107 gen olduğu için zorunluluktan kullanıyorum ya. Gerçekten onu da beğenmiyorum. Ama bu James'in kartı da bu arada mükemmel yani kötü değil. Şu kartlara bakarsak da bunların da hiçbirisi iyi değil abi. Ben o yüzden buradan sol orta saha Quaresma çıkma şansı var ama gerçekten müthiş ya. Şu adamı çıkarmak isterdim video için ama maalesef çıkartamayacağız. Evet arkadaşlar hemen görevi göre basıyorum. Gerçekten abi çok istiyorum ya. Vallahi billahi var ya şuradan çok mükemmel bir şey çıkarmak çok istiyorum. İnternet yavaşladı. Şu an çok moralim bozuldu çünkü mobil verim de bitti. Yani bunu beklemek zorundayız. Niye beklemek zorundayız bilmiyorum abi. Gerçekten yeter artık ya. Kadro kurma görevlerine hemen giriyoruz arkadaşlar. Haftalık görevlerden buraya giriyoruz tekrardan. Bağlantı sorunu olmuştu. Ve arkadaşlar hemen oyuncularımızı koyacağız. Bu arada ben Messi istiyorum ya. Kimi verip Messi istiyorum bakın. Çok riskli bir şey yapacağım ama şöyle minimum 84 genlik oyuncular gözüksün. Öyle ayarlayalım. Şöyle aramaya basalım. Arkadaşlar bu adamı veriyorum. Çünkü beğenmiyorum abi. Zaten sol kanatım var. Hiç de umurumda değil. İleride işime yarar mı bilmiyorum ama ben saldım gitti abi. Vallahi vermiyorum. Gerçekten umursamadım. Neden bilmiyorum. Eto. Buraya Kalström'ü koyuyoruz. Sonrasında abi Petersen'i koyuyor muyduk? Petersen'i koymak istemiyorum ama koyacağım abi. Çünkü aynı ligden maksimum 2 oyuncu falan görevi var. Onlar birazcık zorlayacaktır. O yüzden bunları da koymamız gerekiyor arkadaşlar. 83'lük de oyuncu var galiba ya. Bu kadroda. Öyle hatırlıyorum. Evet. Van Ginkel var. Başka kim var abi? Bir tane oyuncu eksik kaldı. 150 yazalım tekrardan. Kimi koymadık? Zinchenko'yu koymadık. Evet arkadaşlar. Zinchenko'yu koymadık ve Zinchenko'yu koyunca gayet güzel oldu. Buraya 86'lık adam koyarsak abi aynı ligden oyuncu falan uymuyor. Neyse. Böyle güzel arkadaşlar. Ama Van Ginkel yerine ya da Van Ginkel değil de bakalım. Eto yerine mesela 83'lük başka bir oyuncu koysak ne olur? Şöyle 83 yazalım. Ducore'yi koysak ne olur? Yok abi olmuyor. Tamam neyse. Bu şekilde arkadaşlar mükemmel oldu. Ve arkadaşlar
Gaza geldim demiştim. Ronaldo'yu verdim. Kaströmü veriyorum. Rosicki'yi veriyorum. Yani bayağı bir efsane oyuncu veriyorum. Ancak arkadaşlar hedefteki oyuncu gerçekten çok değerli bir oyuncu benim için. Umarım da çıkartırım. Lütfen çıksın. Hadi abi. Hadi bismillah diyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. Basıyoruz. Onaylıyoruz. Hadi abi ya. Lütfen Messi, Muhammed Salah falan çıkarsa çıldırırım. Salah'ı çok istemiyorum çünkü beceri geliştirisi düşük. Ama olur, Salah da olur ama Messi mükemmel olur ya. Hadi Lionel Messi çıksın ve beni çıldırt. Lütfen beni çıldırt. EA Sports. Bastım. Hadi abi. Hadi abi. Ne gel... Abi. İçim gitti yemin ediyorum var ya. Dümdüz bir şey gelecek sandım. Ya en az zaten 90'lık oyuncu çıkacak. Üzülmeyeceğim yani. Söz veriyorum ne çıkarsa çıksın üzülmeyeceğim ama Messi çıkarsa çıldırırım ya. Hadi abi. Ben yeter be. İşte bu. Santrafor çıkardık arkadaşlar. Mükemmel oldu. 3 tane istediğim oyuncu vardı zaten. Ve Ben Yedder'in çıkması gayet güzel oldu arkadaşlar. Tamam, sıkıntı yok abi. Ben Yedder'in çıkması güzel oldu. Oh be. Sol kanat falan çıksaydı çünkü yani üzülmemeye çalışacaktım. Hani size gösterdiğim üzülmemiş halimi göstermeye çalışacaktım. Ancak maalesef üzülecektim. Bu şekilde güzel oldu ama da işte çeviklik düşük ya. Çeviklik düşük. Keşke düşük olmasa ama düşük. Niye düşük abi çeviklik ya? Çıksaydı birkaç tane ne olacaktı ki? Ne oluyor abi? Keşke 8 yan olsa çeviklik ama olmuyor işte. Olmayınca olmuyor. Oo abi şaka mısın ya? 97 gen oluyor. Harbiden de 97 gen oldu ha. Bayağı da kötü oldu. Bakalım abi çalıştırayım. Torres'i bassam da yükselmiyor zaten. Arkadaşlar o zaman çeviklik artana kadar bu kalacak. Torres kalacak. Çeviklik artınca da ben Yedder'i üstüne basacağım. Ama Ben Yedder'de gerçekten abi yani Torres'ten kesinlikle iyi olduğunu düşünüyorum ben Yedder'in. Ve mükemmel oldu çıkması. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ben Yedder burada ve müthiş duruyor. Gayet güzel abi. 103 sprint hızı falan. Yani gerçekten bitiriciliği falan da iyi. Hızı da iyi. Yani Ben Yedder kesinlikle Torres'ten iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ancak tabii ki Messi çıksaydı 99'a yükselecekti. Ve müthiş olabilirdi. Ancak bu şekilde çıktı arkadaşlar. Ama ben Yedder'i test etmek için Ben Yedder'i koyacağım kadroya. Hemen koyalım. Ya da abi hatta şöyle yapacağım ya. Ben full Ben Yedder'i kullanmak istiyorum. O yüzden çalıştırayım ve yükselteyim ya valla. Ama şey basmam. ...434.400 coins verdim abi. Ben Yedder'i kullanacağım abi, daha güzel. Ben daha çok seviyorum. Ben Yedder takımımızda arkadaşlar 98 yen oldu. Messi'yi alıp 100 gen yapmak çok istiyordum. Ancak maalesef olmadı arkadaşlar. Hemen bir karşı atağa girelim. Zaten çok kolay bir karşı atak maçı olacak gibi bizim için. Bence çok kolay bir karşı atak maçı olacak. Ve Ben Yedder çıkardık. 90 yen uslu arkadaşlar. Sizlerin attığı kaç like geldi sizden abi? 3500 beğeni sayesinde. Ben de gaza geldim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Ben Yedder'i çıkardım. Acaba 10.000 like atsanız kim bilir neler neler çıkaracak hamleler yaparım yani. İşte bunu unutmayın ve hemen aşağıdan like'larınızı atın arkadaşlar. 10.000 like tabii ki çok fazla ama arkadaşlar siz 4.000-5.000 like yapabilecek kapasiteniz var. Herkes beğenirse 10.000 bile olur. 20.000 bile olur da herkes hiçbir zaman beğenmez. Hani bu YouTube'un kuralı ya. Hiç böyle bir videoyu hani 50.000 izlenen bir video hiçbir zaman 30.000 beğenildiğini görmedim YouTube'da. Neden bilmiyorum abi. İnsanlar beğenmiyor. Ben mesela sevdiğim YouTuber'ı izlerken beğenirim ya. Ama bazı insanlar ben beğensem ne olacak ki sanki bir şey oluyor falan diye beğenmeyebiliyor. Ben Yedder ne yapıyorsun Ben Yedder? Ali Liverpool'su neyse zaten çok rahat bir şekilde Ben Yedder'i bu maç kullanabileceğim. 81 genlik rakip geldi. Ben Yedder oradan bir plase atarsan ilk şutundan gol atarsan güzel olur diyecektim ki şu ana kadar Ben Yedder'i beğenmedim. Ve beğenmek istiyorum. Cavaleiro vur. Güzel gol. Hadi Ben Yedder'e gelsin o top. Evet Ben Yedder. Ben Yedder. Plase vurup gol atmak istiyorum. Güzel bir gol attım. Artık Ben Yedder'le ceza sahası dışından deneyeceğim. Burası ceza sahası dışı. Güzel bir plase denemesi olmadı. Ali ama Ben Yedder direğe çarpsa da asist yapmış sayılır bir nevi. Evet bu kim abi? Neymar. Neymar'la da gol atabiliriz. Neymar üf abi çok güzel gidiyordu top da. Yani kalecinin bulunduğu köşeye vurduğum için gol olmaması gayet normal yani. Özcan güzel bir şut olabilir. Güzel bir gol olmadı ama maalesef. Hadi abi oradan Ben Yedder bir kafayı çıkar mı? Ramos'a geliyor. Ramos da vurur abi. Ramos çok gol atan bir stoper bu arada Ramos. O yüzden çok seviyorum abi. Ben gol atan stoperleri çok seviyorum. Ben Yedder. Arkaya Ben Yedder'e çıkarıldı. Ben Yedder. 90'a astı abi. Torres ben Torres'ten çok fazla böyle goller görmüyordum bu arada. Ben Yedder'den de daha çok fazla görmedim ama. Hani güzel. Ben Yedder sıkıntı değil abi.
Ali geriye indir. Ben Yeder'e gelsin o top. Abi ben Yeder'e gelsin diyorum. Nereye atıyorsun? Oho. Abi son Ben Yeder için bir atak. Ben Yeder'e gel. Ben Yeder mi? Evet. Aşırtma vuruş. Ben Yeder. Kaleci olmamasına rağmen nedense aşırtma vurasım geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ben Yeder mükemmel oldu. Çıkarmam harika oldu. Çok güzel oldu. Sizler de like atmayı unutmayın. Efsane bir görev tamamlayıp Ben Yeder'i çıkardık ve ardından da bir maç yaptık sizlerle beraber. Sizlere de göstermiş oldum. Ve Ben Yeder'i tekrardan açalım. Bu arada bayağı bir coinsim gitmiş ya. Ben Yeder'i yükseltmek için sırf 600 bin coins harcadım. Ancak abi değer. Ya keşke Messi çıksaydı. Messi'ye de bir 1 milyon bile harcardım abi. Messi çıksaydı Messi'ye 1 milyon bile verilir ya. Gerçekten ama Ben Yeder. İşte bu şekilde arkadaşlar. 110 driblingi var. 104 sprint hızı var. Hızlı driblingi ve bitiriciliği güzel. Muhteşem bir oyuncu. Ben gayet çok beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şuradan kanala abone olmayı, şuradan da efsane bir videoya gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Ve bay bay.